Fethiyeli emekli öğretmen, araştırmacı yazar ve şair, 6 çocuk babası Ünal Şöhret Dirlik, 86 yaşında vefat etti. Güzel bir sonuç. İyi bir hatırayla bağlayabilmek işi. Şöyle birkaç saattir aralarınızda geziniyorum, bakıyorum. O kadar güzel hatıralarınız var ki, o kadar güzel anılarınız var ki, koca hocayla, Şöhret hocayla öyle hatıralarınız var ki. 30'u aşkın eseri bulunan Ünal Şöhret Dirlik'in cenaze namazına yoğun katılım oldu. Burada hiçbir tartışmanın yeri yoktur. Fethiye Merkez Yeni Camii'ndeki cenaze namazını emekli il müftüsü Halil Arık kıldırırken, helallik alınmasının ardından cenaze, Taşyaka Mezarlığı'nda dualarla toprağa verildi. Cenazeye katılım gösterenler, Fethiye kültür ve sanatı ile ilgili yazdığı eserler ile, Fethiye'nin tanıtımına büyük katkılar da sağlayan Ünal Şöhret Dirlik'in vefatından derin üzüntü duyduklarını belirttiler. Fethiye'nin çok büyük bir değeriydi buraya. Kültürel anlamda da çok büyük etkiler olan, katkılar olan, belediye ile de çok sık ilişkiler içerisinde olan çok önemli bir insanı kaybettik. Çok üzgünüz. Ben bütün ailesine ve Fethiye'ye başsağlığı diliyorum. Ünal abinin zaten burada kültür merkezinde ismini vermiştik. Onun adına bir kütüphane açılmıştı. Bundan sonraki süreç içerisinde de değerli büyüğümüzü en iyi yerlerde yaşatmak adına Fethiye Belediye Meclisi de bu konuda duyarlı olacaktır. Ben de belediye başkanı olarak onun ismini yaşatmak adına sadece görev sürecimizde değil, burada sürekli var olduğumuz müddetçe onun ismini yaşatacağız ve en güzel yerlerde yaşaması için de belediye meclisimizle birlikte karar alacağız. Tekrardan bütün ailesine ve Fethiye'ye başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun. Yani Batı Akdeniz'in, Ege'nin Dede Korkut'u derdik biz rahmetli hocama. Kitap kurduydu. Tabii İnciköy deyince hocam temele inmek lazım. Yani Cihat Genç'ten başlayan bir süreç. Saadettin Hocam, Recai Hocam, işte Ünal Şöhret Dirlik Hocam, evet, İnciköy'ün, işte önce Cihat Hocam'ı saydım zaten. O topraklarda bir şey var yani edebiyatla ilgili, Türkçe ile ilgili. Kütüphanemiz vardı, kitaplarını bastırırdık, sohbetine doyum olmazdı, çok güzel şiir okurdu gecelerimizde. Arkada hoş bir seda bıraktı, önemli olan zaten hep her canlı ölümü tadacak ama arkada hoş bir seda bırakmak hayat bizim için. Hoş bir seda bıraktı, toprağı bu yere cennet mekan olsun diyecek bir şey yok hocam. Tüm Fethiye'mizin başı sağ olsun hocam. Fethiye büyük bir değerini kaybetti. Biz yıllardan beri hep konuşuyorduk. Hocamızın elindeki bilgileri, belgeleri toparlayıp bir hazine yaratalım. Fethiye'nin kültürünü, geçmişini, geleceğini. Hocamız çok doluydu biliyorsunuz. Erdal hocamı da buradan rahmetle anıyorum. Erdal abimi, Erdal oğlunu. Hep beraber inşallah bundan sonraki süreçte hocamın elindeki bütün bilgileri, belgeleri toparlayıp belediyemiz, ticaret odamızla birlikte bir eser yaratmaya çalışacağız. İnşallah herkes bu konuda destekçi olur diye düşünüyorum. Tekrar herkesin başı sağ olsun. Ünal abiyi kaybettik. Çok üzgünüm. Bugün cenazesinde burada hep beraber büyük bir kalabalıkla birlikte kutluyoruz. Allah rahmet eylesin. Ben Fethiye'ye geldiğim 94 yılından bu yana edebiyat yılları 30 yıl olarak edebiyata hizmet ettik birlikte. Hocamızın sadece Fethiye'de değil, Türkiye'nin her yerinde herkes tanıyordu. Fethiye kültürüne büyük hizmet verdi. Fethiye edebiyatına büyük hizmet verdi. Bütün yeni çıkan yazar ve şairlere hocalık yaptı. Hepsinin elinden tuttu. Kitaplarını düzenledi, redakte etti, biçim verdi. Emeği çok büyük. Bugün kaybettik. İsmini altın harflerle yazdırdı ve gitti edebiyat dünyasına. Allah bütün şairlere böyle günler nasip etsin, böyle gidişler nasip etsin. Çok mutlu oluyorum hocanın bu kadar büyük kalabalığı gördüğüm için de. Demek ki dünyada kalan sadece buymuş. Allah rahmet etsin diyorum. Edebiyat dünyasının başı sağ olsun. Son bir röportaj yapmıştınız. Evet. Bu röportajda mesajı neydi? Çok kısa. Hocam hasta haliydi. Havası da biraz da Alzheimer olmuştu. Ona rağmen geçen yıl gittiğimde bir hatıra kalır diye bir 15 dakikalık bir röportaj yaptım. Orada edebiyatla ilgili sorduğum bütün sorulara çok güzel cevaplar verdim. Tabii biraz böyle genişleterek kendi şeyinden gençlere okuma uğraştı. Yani okuma, mutlak okumaları, her zaman verdiği mesaj okumadan yazmayın diye, edebiyata büyük ciddiyetle yaklaşmalarını isterdi. Ünal Hoca'yı kaybetti. Fethiye bir kültür ışığı kaybetti. Gerçekten 35-36 tane kitabı olan Fethiye'nin kültür ve tarih güzelliklerini ortaya çıkaran
ve güzel yüreğiyle bütün insanlarla bunu paylaşan çok değerli bir insanı kaybettik. Bir ışık daha göçtü Fethiye'den. Ruhu şad olsun. Allah mekanını cennet eylesin. Çok üzgünüm. 22 yıl tüm günü beraber geçirdik. Baba kız gibi, arkadaş gibi, abi gibi. Ondan hep bir şeyler öğrendik. Fethiye'nin hafızasıydı. Her sıkıştığımızda onu arayıp bilgisine başvuruyorduk. Güvenilir kaynaktı bizim için. Yani boşluğunu doldurmak çok zor. Anılarını yaşatmaya çalışacağız. Eserleriyle yaşatacağız. Çok üzgünüm. Hepimizin başı sağ olsun. Tüm Fethiye'nin. Bize örnek oldu. Bize örnek oldu. Bize yol gösterdi. Ondan çok feyiz aldık. Eğer bugün 8 tane kitap yazdıysam mutlaka çok bana çok katkıları oldu. Çok faydası oldu. Fethiye'mizin gururuydu. Kaynak kişisiydi. Üzgünüz onu kaybetmekten. Ünal abiyle rahmetliyle Söz Gazetesi'nde uzun bir süre birlikte yazdık. Tabii bu süreçte sohbetler de ettik. Benim Fethiye'yi, yöresini ve halkını onun kadar seven başka birisini görmedim ben. Ve bunu da çok çok kitaplar yazarak ortaya koydu. Büyük bir folklor üstadıydı. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Ünal Şöhret Dirlik, Aksu Köy Enstitüsü'nden okul arkadaşımdı. Çok değişik bir kişilikti. Dolu bir beyni, cesur bir yüreği, keskin bir kalemi var. 40 kitap yazdı. Fani ömür bitiyor. Baki kalan bu kubbede hoş bir seda. Ünal Şöhret bu gök kubbeye hoş bir seda bırakarak gitti. Unutulmayacak. Işıklar içinde uyusun.